Şimdi iki gelin adayı bu sefer başka bir gelin adayını eleştiriyor. Böyle dengeler değişiyor bizim evde efendim, biliyorsunuz. Bazen çok yakın arkadaşlar ama aynı evde işte kız kardeş gibi saatler geçirince haftanın 7 günü 12'şer saatten bir gün barışmalar, bir gün küslükler, bir gün de farklı yorumlar çıkıyor işin içinden. Bakalım bu sefer hangi gelin adayları kimi ne için eleştirmiş? Farklı bir psikolojik savaş var ve o psikolojik savaş o kadar arttı ki şu an birbirine en yakın olarak gözüken insanlar bile şu anda birbirinden çok uzaklar. Ben gerçekten şu anda Mehtap'tan başka kimseyi kendime yakın görmüyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Menis? Gerçek dostluklar artık ortaya çıkmaya başladı. Evet. Cidden öyle. Hani ben bunu görüyorum şu an, yani ne bileyim Cansel'le Ayça kavga etmezdi. Niye ediyorlar diyorum. Yani bu çok itici ya. Ya bak ben açık konuşuyorum. Bana bazı ilişkiler çok yapmacık geliyor. Ve bana ilişkiler yapmacık geldiği için ben konuştuğum zaman insanlar bir anda sen benim ilişkim hakkında konuştun, sen benim artık düşmanımsın. Ya ben senin niye düşmanın olayım? Ben senin dostun da olabilirim. Ama ben bana yanlış gelen bir şey söylüyorumdur. Bana yanlış gelen bir şey söyledim diye hemen sen bana pençelerini çıkartmak zorunda değilsin ki. Ya da hemen misilleme yapmak zorunda değilsin ki. Benim hakkımda yanlış bir şey söylemek zorunda değilsin ki. Ben mesela Eser'le Cansel'in sürekli ayrıl barış yapıp birinciliğe koştuğunu düşünüyorum. Anladın mı? Ya da yüzüğü çıkarttılar. Eser şimdi o yüzüğü takamayız dedi. Tekrar yeni bir yüzük alacak. Cansel'e tekrar evlenme teklif edecek. Tekrar sözlenecekler. Tekrar nişanlanacaklar. Tekrar birincilik için bir şeyler yapacaklar. Tamam mı? Ben bunları göremeyen bir insan değilim. Bunları söylediğimde kötü oluyorum. Ben niye kötü olayım? Ben doğruları söylüyorum. Ben yalan söylemiyorum ki. Yanlış bir şey söylemiyorum ki. Doğruları söylediğimde ben niye kötü oluyorum? Benim canımı yakmaya çalışıyor. Ben bunları fark edebiliyorum. Cansel'den bahsediyorum. Eser'e kızıp kızıp bize patlamasın kimse. Gitsin Eser'e patlasın, yiyorsa. Eser, bu birkaç kere daha Melis tarafından bu hafta gündeme geldi bu konu, biliyorsun. Hı. Ne söyleyeceksin? Melis'ciğim, senin fikrine saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Eser'e bir şey olmuş. Eser neydi? Ağzını bile topun var mı elinde bakayım? Yok, Cansel'e verdim. Peki. Cansel, sen ne söyleyeceksin o zaman? Top sende, evet. Tabii ki Melis'in fikridir, saygı duyuyorum ama şu eleştirme konusuna gelecek olursam şöyle. Biliyorsunuz ki hani dostum, canım, ciğerim, kız kardeşim diyoruz ya bir insana. Alırım karşıma derim ki kardeşim senin ilişkin çok yapmacık ya da onun bir şeyini mi gördüm, kötü gelen bir şeyini. Hiçbir zaman onu vurgulamam, kapatmaya çalışırım daha çok. Bu saatten sonra Melis'in hiçbir eleştirisini kale almayacağım çünkü bu insanı sevdiğim için benim sildim onu. Benim için artık yok. Dani'ye nasıl yorum yapıyorum sert sert, eleştiriyorum ve yeri gelince çok pis canını yakacağım. Bunu çok açık ve net söylüyorum ama bu kızı tamamen siliyorum hayatımdan. Wow, çünkü zamanında Melisen çok sevdiğim için. Bu kadar. Seda Hanım. Güzel. Aferin sana Cansel. İyi öğretmişsin. Çok güzel Daniela ilerliyorsun. Arkadaş stratejilerinize olarak hayranım. Peki Melis. Ben anlamadım. Şimdi anlamadığım nokta şu. Birinin canını yeri gelince yakacağım demek mi onu daha önemli bir yere koymak? Yoksa artık tamamen siliyorum demek mi onu daha önemli bir yere koymak? Şöyle bir şey söyleyeyim Seda Hanım. Bir insana bir şey görüyorum, hissediyorum ama kalbinden gelen bir şey. O kötülük kalbinden geliyorsa onu hissedebiliyorum. Ve hissediyorsam o insana kin duyabilirim. Benim kin duymam bir insana çok zor bir şey. Önemsediğim anlamına gelmiyor ama bana karşı o kötülüğü kasıtlı olarak yapıyorsa, benim canımı yakmaya gerçekten kalpten çalışıyorsa onun karşılığını hayatımda alır. Bu kadar. Kötünün ta kendisisin Cansel, gördük. Seda Hanım, şöyle. Beni tanıyan bütün arkadaşlarım bilir. Ben hiçbir zaman birine kızdığımda da, birine kırıldığımda da hiçbir zaman karşıma alıp konuşmadım. Ya da işte şu konuda yanlış yapıyorsun demedim. Çünkü o insana kendisini kötü hissettirmektir. Ve ben o insana kendisini kötü hissettirmek hiçbir zaman istemem. Ama, yüzleşemiyorsun evet, yani. Evet, yüzleşemiyorum. Nedense bende bu psikoloji aslında var. Aslında o kendini kötü hissettirmek demek değil. Yüzleşmek iyi bir şey ama yüzleşememe bir problem. Evet, ben neden bilmiyorum. Neden böyle olduğumu bilmiyorum. Hayatla da yüzleşemiyorum. Sevdiğim insanlarla da yüzleşemiyorum. Düzeltebilirsin. Evet. Cansel'le de yüzleşemiyorum.
Cansel'e anlıyorum. Cansel'e kırıldığım çok şey var. Cansel'e kızgın değilim. Hiç kızgın değilim hem de. Ama kırgınım. Hani bir laf var ya, kızgınlık gelip geçicidir ama kırgınlık kalıcıdır. Ben gerçekten ona kırgınım çünkü ben ona gönülden bağlıydım. Benim için çok farklı bir yeri vardı. İlla aynı anneden babadan doğmak gerektiğini düşünmüyorum. Benim kendi öz babamdan olan kardeşlerim var, yüzünü hiç görmediğim. Onlar belki ölse haberim bile olmaz, umurumda bile olmaz. Ama Cansel'in saçının teline zarar gelse canımın ne kadar yanabileceğini biliyorum. Eminim onun da yanıyordur. Kız kurdeşen döküyor görüyorsun. Evet. Ama ne zaman bu hale geldiğimizi inanın bilmiyorum. Ama şu anda bu haldeyiz. Ve düzelemeyeceğini biliyorum. Kesinlikle düzelemeyecek. İçimde çok büyük bir şey var ve geçeceğini sanmıyorum Seda Hanım. O içindeki büyük şey bence sevgi. Çünkü insanı sevmediği kimse kıramaz. Yüzleşme probleminin olduğunu kabul ettin. Bazen mecbur olduğumuz için yüzleşiriz. Mecburum diye düşün ve yüzleş sevdiklerinle. İnan bu daha dürüst ve daha sağlam bir şey oluyor. Daha verimli bir şey oluyor. Aynı şekilde çok kırgınlıklarım var. Nedir ne değildir Melis, şöyle yaptım böyle yaptım, ben böyle yaptım diye eleştirmek inanın istemiyorum. Çünkü şu iki günde çok yoruldum. Sadece şunu söyleyeceğim. Biz kolay kolay yükselebiliyoruz. Ve ağzımızdan çıkanları bazen bilmiyoruz. O yüzden Melis'le ilgili konular üzerine tartışmak, onunla birebir ya da yükseldiğimizde veya çok büyük bir kavga edersek hep aklımızın köşesinde aslında içimizde birbirimiz sevdiğimiz bulunmalı ve hani tamamen kötü bir şey sarf etmemeliyiz. Kim haklı aynen ya da kim haksız önemli değil. Seda, umarım bu olmaz. Ben şuna çok şaşırdım ve o anda çok kötü oldum. VTR veriliyordu. Biz Cansel'le tartıştık, kavga ettik hatta. Sonra Eser'e döndünüz. Eser gerçekten benim hakkımda hiçbir yorum yapmadı. Sonra sadece şunu söyledi. O beni çok etkiledi. Dedi ki, sen dedi hiçbir zaman dedi Cansel'in hayatında olamayacaksın dedi. Buna ve Eser karar veremez mi? Ben o anda neyi düşündüm biliyor musunuz Seda Hanım? Evet, ben bundan sonra Cansel'in hayatında bir daha hiç olmayabilirim. Ama buna ben ve Cansel karar vermeli. Evet. Bu lafı kesinlikle yanlış bir anlamda söylemiyorum, yanlış anlamasın. Ama ben ve Cansel'in arasında sen kimsin? Sen Cansel'in kocası da olabilirsin. Bak sen Cansel'in babası, annesi de olabilirsin. Ama Cansel'le ben varsam sen kimsin? Ben bunu, benim annem babam da dahil, benim kocam da dahil. Senin ne demeye çalıştığını anlıyorum. Bunu kesinlikle hiç kimse bu cümleyi kuramaz. Öyle kadınlar var. Eşinin istediğiyle görüşen, istemediğiyle ama, görüşmeyen. Ama cümleyi ama Cansel'i bir daha, Eser'e burada hemen soracağım. Eser, araları çok iyi giderse, barışırlarsa, birbirlerini severlerse sen onların dostluklarına engel olur musun? No, asla ama asla, yani üzdükleri üzerlerse. Cansel akıllı bir kız yani, ne yapacağını, kimin ne olduğunu zaten bilir yani. Ama bak, dön Cansel'e bir bak. Cansel'in şu göğsünün üzerinde çıkan şu kırmızı kurdeşenlere bak. Sevmeyen veya üzülmeyen bir insanda bu olmaz. Biliyorsun değil mi? Bu ya bir duygu göstergesi. Dışarıya vuruyor kız. Onun üzüntüsünü ben biliyorum, neden olduğunu biliyorum. Yani ben çok üzüldüğüm için gördüm. Çünkü biz hep ben Eser'e hani telefonda konuşurken de buradayken de Melis'i savundum genelde. Bunu Eser iyi biliyor. O yüzden hani dedi ki yani ben Cansel'in gerçekten sana karşı ne hissettiğini, ne düşündüğünü iyi biliyorum Melis. Sen de bunu yapıyorsun. O yüzden hayatında olamayacaksın. Ama benim bahsettiğim olan şey bu saatten sonra kim haklı, kim haksız, kim hata yaptı, kim yapmadı veya Melis'i yermek, kendimi yüceltmek asla değil amacım. Bu olsun istemiyorum. Geçmişimde kalacak, çok sevdiğim bir insandı. Kötü bir zamanı, bir şey olursa yanında olurum sonuna kadar. Ama artık bu böyle. Sadece çirkinleşmek istemiyorum. Şunu da üstüne basmak istiyorum. Ben bir insanla kavga ettiğim zaman sırf o insana yağcılık olsun diye düşündüğünüzün aksine yanında oluyorsanız, yağcılık olsun diye bana karşı çıkmak için sadece, o insanlar benim için ne kadar sevmiş olursam olayım tamamen biter. Kimler onlar? Kim üstüne alınırsa Seda Hanım. Peki. Umarım düzelir. Siz ikiniz de birbiriniz için gözyaşı dökerken burada arkadaş olarak ben böyle bu dostluğun yüzleşmeden, konuşulmadan bitmesine üzülürüm. Bu da insan ilişkisi. Tamam, burada bir izdivaç yapmaya geldiniz, evlenmeye geldiniz ama böyle de olmaz yani. Siz birbirinizi sevdiniz iki insan olarak. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur.
der ki sen kısmetim olur. Kısmetim olur. Aşkı bul.